Evet, burada yok. Belki oyun bahçesindedir. Gel Liko. Buldun mu Liko? Hayır Leli, burada da yok. Yok, yok, yok. Hayır, burada da yok Leli. Ay, çok sıcakladım. Nasıl sıcakladın? Baksana, kafam terledi Leli. Aa, neden ki? Sence şu an hava çok sıcak değil mi? Yok, bence her zamanki gibi. Ama bana çok sıcak geliyor Leli. Aa, neden acaba? Ay. İşte buradasın Pembik. Evet, buradayım. Ne oldu ki? Biz de seni arıyorduk. Aa, neden beni arıyordunuz? Aa, Liko, neyin var senin? Bilmiyorum Pembik. Kendimi biraz halsiz ve fazlasıyla sıcak hissediyorum. Aa, yine mi hasta oldu Liko? Bilmiyorum Lili, bir ateşine bakalım. Aa, Liko, sen kendine iyi bakmıyor musun? Yine ateşin yükselmiş. Ondan mı kendimi çok sıcak hissediyorum? Evet, şu an bizden daha sıcaksın. Gidip biraz dinlenmelisin. Nasıl dinlenecek Pembik? Böyle ayaklarını uzatıp bir güzel yatağında yatacak. Çok hareket etmeyecek. Biz de ona güzel bir hasta çorbası yapacağız. Aa, ben Pembik'in çorbasına bayılırım. Hadi Liko, bin Düttüt'e seni biraz dinlendirelim. Peki, tamam. Ay, gerçekten çok sıcakladım Leli. Tamam Liko, şimdi seni yatağına götürüyorum. Hadi gel buraya, güzelce uzan Liko. Ay, tamam, uzandım Leli. Pembik, Liko neden böyle hastalanıyor? Sanırım kendine iyi bakmıyor Leli. Eğer sağlıklı yemekler yiyip vücudumuza iyi bakmazsak böyle sürekli hasta oluruz. Ama ben hiç hasta olmuyorum. Demek ki sen kendine iyi bakıyorsun. Sağlıklı yemekler yiyorsun. Oh, soğuk soğuk ne güzel geldi. Ne yapıyorsun Liko? Biraz su içeceğim Pembik, ne oldu ki? O su çok soğuk Liko. Böyle hastayken soğuk su içmemelisin. Ama ben şu an çok sıcağım. Bu su çok soğuk. Bana iyi gelir diye düşündüm. Yanılıyorsun Liko. Şimdi ben sana güzel bir çorba yapıyorum. O çorba sana çok iyi gelecek. Hadi yat yatağına. Ben sana soğuk olmayan su getiriyorum Liko. Aa, tamam Leli. Sağ olun, iyi ki varsınız. Al bak, sana bir kitap. Biz sana çorba hazırlarken sen de biraz kitap oku. Aa, harika, çok teşekkür ederim Pembik. Bir şey değil. Aa, bu bir buz. Buzdolabının buzluğuna suyu koyuyoruz, böyle buz oluyor. Yani bir soğuk bir şey. Ve bu da bir çay. Aa, çay çok sıcak olur. Yani bu sayfadaki buz soğuk, bu sayfadaki çay sıcak. Soğuk, sıcak. Bu çok güzel görünen bir dondurma. Dondurma da soğuktur. Ben ve Leli dondurmayı yemeyi çok severiz. Bu ise sapsarı bir güneş. Güneş bizim ve dünyamızı ısıtır. Yani güneş çok sıcaktır. Dondurma soğuk, güneş sıcak. Soğuk, sıcak. Neye gülüyorsun Leliko? Pembik'in verdiği kitapta çok güzel şeyler var Leli. Bak, burada dondurma ve güneş var. Ay, dondurmayı bayılırım ben. Dondurma soğuk, güneş sıcaktır. Aa, doğru Liko. Hadi bana bir soğuk sıcak şarkısı söylesenize. Hemen Leli, hadi hadi. Aa, tamam. Çok sıcak da terleriz, çok soğuk da üşürüz. Biz sıcağı da soğuğu da hep çok severiz. Gökteki sarı güneş ne kadar sıcak. Lapa lapa yağan kar ne kadar soğuk. Aslında ben de çok seviyorum ama işte böyle hasta olunca insan şarkı bile söyleyemiyor. Liko, sen neden kendine iyi bakmıyorsun? Aa, nasıl yani? Ben aynada kendime uzun uzun bakarım. Hem de çok güzel bakarım bir kere. Neden bakmadım mı düşündüm Leli?
neden gidiyoruz? Kendine iyi bakmak demek, aynada kendine bakmak demek değildir canım. Kendine iyi bakmak demek, hasta olmamak için en sağlıklı yemekleri güzelce yemek, bol su içmek, uyku vakti geldiğinde uyumak demektir Liko'cuğum. Ha, anladım. Ay ne güzel koktu çorba Pembik. Pişmek üzere. Sana da bir tabak koyayım mı Leli, ister misin? Olur, içerim Pembik. Ne çorbası o Pembik? Et suyuna sebze çorbası Liko'cuğum. Sebze çorbası mı? Ay. Ne oldu? Niye öyle yüzünü buruşturdun Liko? Şey Pembik, yemeği üzmek istemem ama sebzeden pek hoşlanmam. Demek sebzelerden hoşlanmazsın öyle mi? Evet, keşke başka bir çorba olsaydı. Ben çok severim sebze yemeğini de, sebze çorbasını da. İşte şimdi neden Lili'nin pek hasta olmayıp Liko'nun hep hasta olduğunun sebebi ortaya çıktı. Peki, şimdi ikiniz de tek tek söyleyin bakalım. Kim neler yemeyi seviyor? Buraya tek tek söylediklerinizi çizeceğim. Ben en çok balık yemeyi seviyorum. Ay ben kurabiye severim. Sonra makarna severim. Yoğurt çok severim. Ispanak, pırasa, kabak. Karnabahara bayılırım. Ay şey. Ben makarnayı severim ama o sebzelerden pek yemedim. Yani sevmiyorum diyorum ama aslında ben o sebzeleri yemedim. Yani tatlarını pek bilmiyorum. Tadına bakmadığın bir şeye nasıl sevmiyorum dersin ki o zaman Liko? Yani tadını bilmiyorsan sevmediğine nasıl karar verdin? Doğru ya, bilmem ki. Kurabiye dışında ne seversin Liko? Şey, pasta severim. Çikolatalı pasta. Sonra dondurma severim. Mercimek çorbası severim. Ben dolmayı da çok severim. Ben onu da pek sevmem. Ben et de severim. Kuru fasulye nohut yemeğine bayılırım. Bir de bulgur pilavını severim Pembik. Ay karnım acıktı şimdi. Ben de kuru fasulye olursa bazen yerim ama çok sevmem. Şimdi bakın bakalım. Liko, bu senin en sevdiklerinin listesi. Lili, bu da senin. Liko'cuğum, aslında bu resimler senin neden çok hasta olduğunu anlatıyor biliyor musun? Nasıl yani? Bak Liko, sen en çok kurabiye, pasta, dondurma seviyorsun. Yani en çok bunları yiyorsun değil mi? Evet. Bunlar sevilmeyecek şeyler değil ama vücudumuza sağlık veren yemekler de değil bunlar. Yani ana yemek dediğimiz bize güç veren, kuvvet veren, vitamin, sağlık veren yemeklerden değil bunlar. Makarna ve mercimek yememiz gereken sağlıklı yemeklerden ama tek başına vücudumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Ay. Yani sen biraz sağlıksız besleniyorsun Liko. Yok. Peki ya ben Pembik? Bakalım bakalım Lili. Balık en sevdiğin yemek demişsin. Bu harika bir şey. Balık bize en güzel vitaminleri verir. Sebzelerin hepsini neredeyse seviyorsun. Bu da çok güzel. Vücudumuzun sebzelerden alacağı çok özel ve güzel vitaminler vardır. Et seviyorsun. Kuru fasulye, nohut seviyorsun. Bunlar da çok sağlıklı. Bulgur da öyle. Hele yoğurt. Her gün evde yapılmış yoğurt yiyen çocukların vücutları çok daha güçlü olur. Sen oldukça sağlıklı besleniyorsun. Aferin sana Leli. Ha, yaşasın. Onun için de hiç hasta olmuyorum. Ha, yani ben sağlıksız besleniyorum öyle mi? Çok üzgünüm Liko ama aynen öyle. Peki ne yapmam gerekir Pembik? Vücudun senin en değerli şeylerinden biri. Ona iyi bakmak derken onu önce iyi beslemen gerekir. Yani Leli gibi balık yemelisin. Sebzelerden mutlaka yemelisin. Et, köfte yemelisin. Makarna, bulgur pilavı, kuru fasulye, nohut mutlaka yemelisin Liko. İlk olarak bu sebze çorbasını içmekle başlayabilirsin Liko. Tamam deneyeceğim Leli. Çünkü insan sağlıklı olmayınca hayat hiç güzel olmuyor. Al bakalım. Oy. Ay ne oldu Liko? Beğenmedin mi? Çorba çok sıcak Leli. Ağzım yandı. Ay çok özür dilerim Liko. Ver bakalım. Ay evet çok sıcak. Ben şimdi bunu soğuturum. Sıcak çorba birazdan soğuk çorba olacak. Ne güzel. Hadi biz de şarkımızı bir daha söyleyelim Leli. Hadi söyleyelim Liko. Çok sıcak da terleriz. Çok soğuk da üşürüz. Biz sıcağı da soğuğu da hep çok severiz. Gökteki sarı güneş ne kadar sıcak. Lapa lapa yan kar ne kadar soğuk. Sıcak soğuk. Sıcak soğuk. Şimdi pişmiş bu çorba ne kadar sıcak. Mis gibi şu buzlu su ne kadar soğuk. Sıcak.
Evet Niko, işte soğuk çorba. Al bakalım beğenecek misin? Beğenmedin mi Niko? Beğenmek mi? Sebze çorbası meğersem harikaymış. Bayıldım. Harikasın Niko. Afiyet olsun. Oo, öyle sandık ben Nik. Şahane olmuş. Thank you.